Hocam vesile Esmaül Hüsna ve salih amelle olur dediniz. Resulullah vesile edebiliriz. Hatta okuduğum bir kitapta İmam Azam Resulullah'ı vesile de caiz görmüyordu. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. İmam Azam Ebu Hanife vesileyi caiz görmez. Fıkhul Ekber'de olacak. Vesile edinmeyi caiz görmem der zaten. Efendim, hatta Allah Resulü'nün kabrinin yanında Allah Resulü'nün kabrine değil kıble dönmeyi caiz görmezmiş. Kıbleye yönelmeyi caiz görürmüş. Efendim İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yani burada vesile Hazreti Ömer'in tavrı neydi? Hazreti Ömer yağmur duasına çıkmıştı Peygamberimizin vefatından sonra. Duada şöyle dedi. Ya Rabbi, Peygamberimiz aramızdayken Peygamberimizle sana tevessül ediyorduk, vesile kılıyorduk. Ama o şimdi aramızda yok. Şimdi de onun amcası Abbas aramızda. Şimdi onunla tevessül ediyoruz ya Rabbi. Yani vesile için canlı yaşıyor olmasını şart koşmuştu Hazreti Ömer. Onun için Hazreti Aişe tahiyyat okurken Resulullah vefat edinceye kadar ettahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu esselamu aleyke ya eyyühen nebi diye okudu. Resulullah vefat ettikten sonra ya eyyühen nebi demedi, esselamu alen nebi diye dedi, diye okudu. Çünkü ya eyyühe diye hitap muhataplara denir. Yaşayan muhataba denir. Onun için ettahiyyatu Hazreti Aişe vefat ettikten sonra böyle değişti. Yani sahabe böyle hassastı. Ben bildiğimi söyleyeyim de siz ne yaparsanız yapın.